Evet arkadaşlar, merhaba, iyi akşamlar herkese. Ben Cansu Börekçi. Tekuzem'de LGS matematik derslerine ben giriyorum. Aynı zamanda diğer ekip arkadaşlarımız da görselde bulunuyor. Size derse başlamadan önce çok kısa TEKES sisteminden bahsediyorum. Öncesinde arkadaşlar bu videolarda çok güzel bir hazırlık var. TEKES sistemi için çok güzel bir çalışma yapılmış. Her öğrenciye özel ve her seviyeye özel bir rehberlik sistemi var aslında. Size bir eğitim danışmanı yardımcı oluyor ve eğitim danışmanımız sizi zaten kayıt esnasında yönlendiriyor ve senin içerisinde bu yönlendirmeleri devam ediyor ve rehberlik hocamız da var aynı zamanda. TEKES sisteminde arkadaşlar ilk başta girdiğinizde öncelikle sizi bir seviye tespit sınavına, daha sonra da sizin kişisel analizlerinizi çıkaran bir teste tabi tutuyor. Bu testlerde öncelikle kişisel analizini çıkaran testlerde öncelikle unutma düzeyiniz, süreniz, bir konuyu öğrendiğinizde ne zaman pekiştirmeniz, yani unutmadan ne kadar sürede pekiştirmeniz gerektiği gibi şeyler de hesaplanıyor. Ona göre sistem sizin unutmamanız için konularla ilgili sürekli sizi soru çözmeye yönlendiriyor ve daha öncesinde girdiğiniz seviye tespit sınavında da sizin düzeyiniz belirleniyor. Bu düzeye yönelik ön hazırlık videosuna, konu anlatım videosuna, konu tekrar videosuna veya soru çözümü videosuna yönlendirebiliriz sizi. Bu bağlamda hangisinden başlıyorsanız diğerine doğru devam ediyorsunuz. Mesela konu hakkında hiçbir fikriniz yoksa ön hazırlık videosu, ardından onu tamamlayınca konu anlatımı, daha sonra konu tekrarı, ardından soru çözümü videosuna yönlendiriliyorsunuz dersler için. Ama mesela konuda eksiğiniz yoksa konu tekrarı ve direkt soru çözüme yönlendiriliyor. Sistem düzenli aralıklarla size seviye tespit sınavı uyguluyor. LGS için bir aslında hazırlık olacak bir denemeye tabi tutuyor size sık sık. Bunlar dışında da yani sistemdeki tüm derslerle ilgili, tüm konularla ilgili videolar elinizin altında bulunuyor. Bunlar dışında da tüm derslerde canlı derslerle birlikte bunları güzelce öğretmeninizle konuşarak, kontak halinde bulunarak pekiştirmeniz sağlanıyor. Peki dediğim gibi videolarda zaten LGS matematik videolarında ben çektiğim için şunu söyleyebilirim. Her soru çözümleri bizim için daha önemli. Her seviyeye yönelik soru çözümleri var. İşte soru çözümleri çok basit sorulardan başlayıp çok iyi yeni nesillere doğru devam ediyor. İçerikte tamamen herkese hitap edecek soru var. Soruları hazırlarken de kolaydan zora doğru hazırlamaya hepimiz özen gösterdik. Mesela ön hazırlık videosu da size neler lazımla başlıyor. Yani bunun için öncesinde bu konuyu daha iyi bilmeniz için, daha iyi öğrenmeniz için neler lazım gibi. Mesela atıyorum üslü ifadeler konunuz var bu sene ikinci konu olarak. Ondan öncesinde gördüğünüz 7. sınıf ve öncesinde de gördüğünüz ki 7. sınıf öncelerini de içerdiği için 7'deki diyebilirim. 7'deki üslü ifadeyi mutlaka ön hazırlıkta size bir tekrarını aktarıyoruz. Ve ön hazırlıkta konu anlatımı için size neler faydalı olur diye de aslında başka bilgiler de ekliyoruz mutlaka. Konu anlatımı sadece LGS üslü ifadesi, üslü içeren konu anlatımı oluyor. Daha sonra tekrar da her şeyi güzelce bir toparlayıp öyle soru çözümüne geçiyoruz. Bunlar önemli. Mesela şimdi de LGS canlı derslerinde de olasılığı bitirmiştik. Öncelikle basit konu anlatımlarıyla ne nereden geliyor, nasıl böyle yapıyoruz, niye böyle yapıyor, soru ne demek istiyor, bunlara bakıyoruz. Ya da soru bize neyi kullandırmak istiyor diye bakıyoruz. Sonrasında da soruyu çözüyoruz. Öğrencilerime de zaman tanıyorum cevap vermeleri için. Soruyu anlattıktan sonra da anlamadıkları yerleri mutlaka bana yazıyorlar. Ben söylüyorum, anlayanlar artılasın, anlamayanlar anlamadığı şeyi sorsun ya da soruyu tekrar edelim diyenler için soruyu tekrar ediyorum gibi ilerliyoruz. Ve düzenli aralıklarla da öğrencilerime son böyle ünite sonunda kendi hazırladığım denemeyi ekrana sunuyorum. İlk derste öğrencilerin çözmesi için onlara zaman tanıyorum. İkinci derste de soruları ben onlara anlatıyorum gibi ilerliyorum. Peki ilerleyiş hakkında sorularınız var mı? Yani sistemle ilgili sorularınız var mı? Onları bana şimdi yazabilirsiniz. Bunu anlatımına geçmeden önce cevap vereyim. O esnada da şunu da hemen söyleyeyim size. Kayıt olmak isteyenler arkadaşlar, Cansu Börekçi ismiyle kurumumuzu aşağıdaki numara ya da mail adresleriyle ulaştıklarında %20 indirime sahip olacaklar. %20 indirimli kayıtlı olacaklar. Ücret hakkında bilgi sahibi değilim ama sadece ismimle kayıt olduğunuzda %20 indirim olduğunu biliyorum diyebilirim. Tamam mı Ayşe? Okey. Peki şimdi ben bugün sizin için cebirsel ifadeler konusunu seçtim. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler bizim için neden önemli? Evet, güzel olur. Ben de aynı fikirdeyim. Yani kendim öğrencilerimi de sisteme yönlendiriyorum. Öyle söyleyebilirim. Şu an aktif olduğum kurum dışında da, yani burası dışında da öğrencilerimi mutlaka buna yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü eminim şöyle bir durum var. Mesela kimse konuyu anlasa dahi bugün sınıfta çözülen soruları gidip evinde tekrar etmiyor. Oysa ki sınıfta çözülen sorulara zaten benzer sorularla karşılaşacaksınız. En azından bu sistemle evde o sorulara benzer soruları bir kere daha çözüldüğünü gördüğünüz için kesinlikle bir tık daha pekiştirerek daha rahat anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi cebirsel ifadeleri neden seçtiğim konusuna gelecektim, onu da söyleyeyim. Bence arkadaşlar soru sayısı fazla çıkmasının da tabii ki bununla etkisi var ama bence cebirsel ifade bilmek, bence doğrusal denklem de yapabilmek demek. Denklem ifadesi için söylüyorum. Bence üslü ifade de yapabilmek demek. Bence karekök mü derseniz karekök için de faydalı. Yani bana totalde cebirsel ifadeler bence 3 konu için güzel bir bilgi sağlıyor diye düşünüyorum. Onun dışında en azından cebirsel ifadeler için bilinmeyene böyle fobisi olanlar varsa onu da aşmak için bu konuyu seçtim. Şimdi sorularla başlıyor aslında hazırladığım slide. Ama ben size çok kısa özdeşliklerin nereden geldiğini de anlatmak istiyorum. Okuduğunu anlayabiliyorsan paragraf çözmek mantıklı. Okuduğunu anlamıyorsan biraz daha fazla kitap okuman lazım. Şimdi artık ders akışına geçmek istiyorum. Başka sorunuz yoksa. Bir de sorusuna cevap vermediğim var mı diye bakayım. Öncesinde. Şimdi yeni nesil için taktik. Yani bu konudan konuya değişir. Ama sana şunu söyleyebilirim. Mesela veri analizi veya olasılık sorularının hiçbiri veri analizi veya olasılık sorusu olmuyor. Mutlaka içinde üslü, EBOB, karekök ifadeleri barındıran veri analizi veya olasılık soruları oluyor. Bence ilk 3 üniteniz kesinlikle tam olması lazım. Eksiksiz olması gerekiyor. Taktikler için de sorudan soruya değişir. Benzer soru tipleri için taktik veririm tabii ki. İçeriklerimde de var. Kitap okumayla ilgili yanıt verdim. Çalışmanız bir düzene oturmuyorsa bu da sıkıntı. Ama önemli olan verimli saatlerinizde çalışmak diyebilirim. Önerdiğim kaynakları da söyledim. Yeni nesil soruyu çözemiyorsun ama anlıyorsun. Şimdi o zaman bu şöyle bir sıkıntı. Bir kere soruyu anladım, ne yapacağım? Yani sorunun sana söylediği şeyi anlamamış olabilirsin. Soruyu anlamış olmakla sorunun sana söylediği şeyi anlamış olmak bence farklı şeyler. Bence bir cümle oku, o bir cümle bana ne yaptırmak istiyor diye düşün. Yani işte mesela EBOB sorularından örnek vereyim. Bir bütünü eşit parçalara ayırdığı için bütünün eşit parçalara ayrılmasıyla ilgili bir cümle varsa ya benden EBOB istiyor deyip artık sorunun ne sorusu olduğunu o şekilde anlayabilirsin. Genelde kaynaklarda tam bir üstte, yani sorunun üstünde hangi formülü kullanacağım mutlaka verilir. Tamam mıyız? Peki Sinem Kuzucu yayınlarını bilmiyorum. Soruya da geleceğim şimdi arkadaşlar. Ama sorudan önce dediğim gibi çok kısa özdeşliklerin nereden geldiğini bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar birinci özdeşliğim A artı B ifadesinin karesi olsun. Tamam mı? Şimdi bir sayının karesi demek, bu sayıyı iki kere yaz ve çarp demek olduğu için ben de iki kere yazıp çarpıyorum. Çarpma işlemini önceki yıllardan da hakimsiniz. İlk ikisini çarptım. A kare. Sonra birinci ile ikinciyi çarptım. Artı AB. Daha sonrasında ikinci ile birinciyi çarptım. Artı AB ve ikincileri çarptım. Ne geliyor? B kare. İfade düzenlendiğinde aslında A kare artı 2AB artı B kare geliyor. Yani mesela şöyle anlatılıyor. A artı B'nin karesi ifadesini. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi gibi. Aynı şekilde bu formülde de iki kere yazıp çarptığınızda bu açılıma ulaşıyorsunuz. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Burada eksi olduğu için çarpımlarında mutlaka eksi ifadesini unutmayın. Üçüncü özdeşliğimizde A kare eksi B kare, yani iki kare farkı özdeşliği. Burada da nelerin karesi alındığını buluyorsunuz ve hangi sayılar sonlar, bir çıkarıp bir de toplayıp bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Konu bunlardan özetle söylüyor diyebilirim. Şimdi soruya dönüyorum. Basic bir soru. Zaten ilerleyen sorular yeni nesil. O yüzden çok bakmaya gerek yok. Bundan başlayalım. Şimdi ilk iki sayıyı çarptığımda 2x kare ki bir çarpma bir çıkarma var. Tabii ki işlem önceliği olduğu için çarpmadan başlayacağım. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Eksi 2x. İkinci ile birinciyi çarpıyorum. Artı 3x. Ve ikincileri çarptım. Eksi 3. Bir de ne var? Eksi 2x kare var. Bunlar zaten gitti. 3x'ten 2x'i çıkardım. X bir de ne kaldı? Eksi 3 cevabımız ne oldu? Adana zaten sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi bu soruya geliyorum. Bu soruda ne diyormuş öncelikle bir bakalım. Şöyle sohbeti de köşeye çekeyim. Evet, diyor ki aşağıda bir reklam ajansının sizin gördüğünüzü düşünüyorum ama ekranı bilmiyorum. Belki senden kaynaklı bir problemdir. Şöyle telefondan giriyorsan eğer hemen benim üzerime tıkla, benim soru çözüm ekranımı göreceksin. İki ekran olduğu için böyle bir sıkıntı olabilir. Tamam, şimdi soruya dönüyorum. Şimdi aşağıda bir reklam ajansının kiraladığı dikdörtgen şeklindeki 3 billboardun metre cinsinden ebatları verilmiştir. Bu billboardların kiralanma ücretleri alanları ile orantılıymış. Şimdi alanları ile orantılı dediği için öncelikle alanlarına bakın. X artı 2 ile 2x artı 3'ü çarpıyorum. Birinciyi birinciyle çarptım. 2x kare artı bununla bunu çarpıyorum. 3x. Peki ikinciye geçtim. Bununla bunu çarpıyorum. Artı 4x. Ve 2 ile de 3'ü çarptım. Artı 6. Buradan 2x kare artı 7x artı 6 geldi. 2'nin alanı. İkincisi için de yapıyorum. Birinciyi birinciyle x kare, birinciyi ikinciyle, tabii tersini de alabilirsiniz. Eksi 1 ile x'in çarpımı eksi x, 2 ile x'in çarpımı artı 2x, 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2, x kare artı x eksi 2'ymiş. Üçüncü için de bakalım, ondan sonra karar verelim. Şimdi ama soru cümlesinde başka bir şey diyormuş. Önce ona bakalım. Birinci billboard'un kiralanma ücreti, ikinci billboard'un kiralanma ücretinden 60 TL fazla olduğu için o zaman ikinci billboard'un kiralanma ücretine 60 eklersek birinci billboard'la eşdeğer olacak. 2x kare artı 7x artı 6. Çünkü birincisi İkincisinden 60 lira fazlaymış. Bu yüzden ikincisine 60 ekleyebiliriz. Elimizde böyle bir denklem kaldı. Şimdi burada da diyor ki 3. billboard'un kiralanma ücretine kadar olabilir diye. Öncelikle şu işlemi düzenleyelim. X kareyi karşıya attım. Eksi x kare olarak geçtiği için 2x kareden de o x kare çıkarsa x kare kalır. Artı x karşıya eksi x diye geçtiği için 7x'den x çıktı. 6x. Eksi 2 de karşıya artı 2 diye geçtiği için artı 8 eşittir 60. Bu elimizde bir bulunsun. Şimdi sağdakinin alanına bakalım. Burada 2x kareyle 2x'i, pardon 2x ile 2x'i çarptım. 4x kare. 2x ile 8'i çarptım. Artı 16x. 4 ile 2x'i çarptım. Artı 8x. 4 ile de 8'i çarptım. Artı 32. Bunu da düzenleyelim hemen. X kare artı 24x artı 32. Değil mi? 4x kare artı 24x artı 32. Şimdi bunu aşağıdakine benzetmeye çalışacağım. Bakın şuradaki ifadenin tam 4 katını 3. billboardda bulduk. Bakalım hemen, bakın oradaki ifadeyi 4 ile çarpıyorum. 4 parantezde yazıyorum. 4 çarpı x kare artı 6x artı 8. Bunu da dağıtırsam 4x kare artı 6x çarpı 4x'den 24x artı 4 kere 8'den ne geliyor? 32. Bu da zaten benim aradığım şey. Peki buradaki kısmın 60 olduğunu az önce bulmuştum. 4 kere 60'dan da o zaman ücreti ne kadar olmalı? 240 TL olmalı kiralanma ücreti. Anlamayan hemen sorsun. Evet, çıkararak da toplayarak da aynı sonuca ulaşabiliriz. Okey, ama aynı işlemi yapacağız. Bir saniye düzenleyeyim hepsini. Şimdi birinci billboard, ikinci billboard'dan daha fazla kiralanma ücretine sahip. O zaman şununkini tekrar yazıyorum. 2x kare artı 7x artı 6 idi galiba, yanlış olmasın. Bir t'yi dediğim hemen 4x, 3x aynı. Peki bunu da yazalım. X kare artı x eksi 2 idi bu da. Şimdi birincisinden 60 çıkaralım dedik. 2x kare artı 7x artı 6 eksi 60. İkincisine eşit olacak. X kare artı x eksi 2. Çünkü 60 TL fazla olduğu için fazlalığı çıkardım. Burayı da düzenleyelim. Bak ne gelecek? X kareye karşıya atıyorum. 2x kareden x kare çıkarsa x kare kalır. Artı x de 7x'den karşıya çıktığı için eksi x diye geçer. Artı 6x. Eksi 2 de karşıya artı 2 olarak geçtiği için 6 ile 2'yi topladım. 8, 60'ı yine karşıya atıyorum. Burada yine 60. Bak yine bunun 4 katı geleceği için buranın alanı. Çünkü buranın alanı 4x kare artı 24x artı 32 idi. Yine 60'da 240'ı çarpmış olacaksın. Yani bir denklemde bu eksi 60 karşıda artı 60 olarak bulunduğu için zaten bir şey değişmiş olmuyor. Tamam mı? Kolay bir soru, evet. Zaten dedim ya, kolaydan zora doğru karışık ilerleyeceğiz şimdi her sorudan olmak üzere. Evet, bize farkın karesi ifadesini vermiş. O zaman birincinin karesi 9x kare. Eksi dediği için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 3x ile 8'i çarptım. 24x 2 katı. 48x artı ikincinin karesi 8'in karesinden ne olacak? 64. Neye eşitmiş bu? Ax kare artı bx eksi c. Buradan gördüğünüz gibi a 9, b eksi 48, c de önünde eksi olduğu için pozitifleşmesi gerekiyor. Eksi 64. Bunları topladığımızda 112, 9 çıktı, 103. Cevap C. Anlamayan hemen sorabilir. İlerleyeceğim çünkü. 3x'in karesi çünkü. 3x'in karesi, 3'ün karesi çarpı aynı zamanda x'in karesidir. Değil mi? 9x kare. İşte üslü ifadeler. 48x'i nasıl buldum? 3x ile 8'in çarpımı 24x. 2 katı olduğu için 48x. Tamam mı? Açılımda şöyleydi ya. A eksi b'nin karesi a kare eksi 2ab artı b kare. Tamam. Şuradaki 2 katı olduğu için. Okey, başka soru yok galiba. İlerledim. Şimdi bu soruda da ne demiş hemen bakalım. Sinan ve Kübra bir etkinlik için birer geometri tahtası oluşturmuşlar. Kübra'nın oluşturduğu geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık, Sinan'ın oluşturduğu geometri tahtası üzerindeki çiviler arasındaki uzaklıktan yarımşar santimetre daha azdır. Her ikisi de hazırladıkları geometri tahtası üzerinde eşit sayıda çiviyi çevreleyen karesel bölgesel göstermişler. Kübra'nın oluşturduğu geometri tahtasında karenin alanı 25x kareymiş. Karenin alanı bir kenarının karesiydi. Demek ki bu aslında 5x'in karesi değil mi arkadaşlar? Bir kenarı da buradan ne olmalı? 5x karenin olduğuna göre Sinan'ın oluşturduğu geometri tahtasında gösterdiği karenin santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifadeyi bize sormuş. Şimdi soru çok basit, basic düşünmemiz gerekiyor sadece. Şimdi buranın alanı 25x kare. Ben 5x'in karesi olduğunu yazdım. Çünkü 5x'i parantezde karesini alırsak 5'in karesi ve x'in karesinden 25x kare gelir. Peki neden bunu bir şeyin karesi olarak yazdım? Çünkü bir kenarı x'e karenin alanı ne oluyordu? X kare. Şimdi bu bilgiyi bildiğim için bunu yazıyorum. Tamam mı? Şimdi soruya dönecek olursak aslında bize soruyu çözdürecek bilgi yukarıda verilmiş. O da biri diğerinden yarımşar santim fazla dediği için. Şimdi öncelikle aralarında kaçar birim olduğunu bulalım sağda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Yani buradaki 6 birim 5x'e tekabül ediyor değil mi arkadaşlar? 6 birim 5x. Bize ne demişti? Kübra'nın oluşturduğu geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık, Sinan'ın oluşturduğu geometri tahtası üzerindeki çiviler arası uzaklıktan yarımşar santimetre daha az. Yarım santim ne demek arkadaşlar? Yarım santim 0,5 santim diye düşünebilirim değil mi bunu? Şimdi burada 6 birim var. Burada peki 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Bu 6 birim sağdaki 6 birimden yarımşar santim fazla hepsi için. Yani bu da bak şuradaki aldığımda buradaki aldığım arasında yarım santim var. Peki bu 6'sı içinde var. O zaman 6 tane yarım santim ne yapıyor? 3 santim yapıyor. O zaman buradaki 5x 3 artarak yandaki karenin bir kenarı olacak. Söylediğimi anlamayan var mı? Zaten soru bitti bundan sonra. Hemen sorabilir. Peki o zaman soldaki karenin bir kenarını bulduk. 5x artı 3'müş. Bir kenarının karesi bize alanı verirdi. 5x'in karesi 25x kare artı birinci ile ikincinin çarpımı 15x. İki katından ne geliyor? 30x. Artı ikincinin karesi yani 3'ün karesine 9 cevabımız ne oldu? Adana. 5x artı 3'ün karesini neden aldım? Çünkü bir kenarının karesi bize alanını veriyordu karede. Tekrar söyleyeyim kısaca. Artı 3 santimde 6 birimin her birinde yarımşar kayıp vardı. Yarım santim kayıp vardı. 6 tane yarım santim 3 santim yaptığı için soldaki 3 santim daha uzun bir kenara sahip demek. Anlamayan sorabilir. Hemen bir sonraki soruya ilerleyeceğim. Bu da aslında basic bir soru ama okuduğunu anlayıp unutmaman önemli. Şimdi hangi seçenekteki ifade 3x kare artı 9x ifadesinin çarpanlarından biri değildir? Şimdi böyle soru gördüğünüzde mutlaka size verdiği terimlerdeki sayıları en sade haliyle çarpanlarında yazmaya çalışın. Mesela şimdi 3x kare artı 9xy diyor ya, bunların tüm çarpanları olarak yazacağım. 3 çarpı x karede 2 tane x var artı 9, 2 tane 3'ün çarpımı olduğu için 3 çarpı 3 yazıyorum, bir de x ile y var. Şimdi ikisinde de x var gördüğünüz gibi, ikisinde de 3 var. O zaman bunu 3x parantezine alsam, bak burada ne kalıyor sadece? X artı burada ne kalıyor? 3 ile y'den 3y kalıyor. O zaman bunun çarpanlarından biri 3x'e x artı 3y'nin çarpımı olduğu için birisi kesinlikle bu. Ve 3 ile x'in çarpımından 3x geldiği için x ile 3 de var ama çarpanlarından birinde 3y yok. Bir sonraki ders, bir sonraki tanıtım dersi için soruyorsan onun ne zaman olacağını bilmiyorum. Yani aslında şöyle konu olarak ağırlıklı hangi ünite varsa onları almaya çalışıyorum. Aslında Karakök'ü almayı planlamıştım. Karakök ağırlıklı olarak soru sayısı çevirselle eşdeğer, ikisi çok fazla geliyor LGS'de. Ama şu an Karakök'ün üzerinden zaman geçtiği için ve okulda, dershanenizde veya cebirsel ifadelerde olduğunuz için bunu tercih ettim. Şimdi bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali 2a-3'ün karesi olduğuna göre diyor. Hemen bunun karesini alalım. 2a'nın karesi bir kere 4a kare. Eksi dediği için eksi. 2a ile 3'ün çarpımı 6a. 2 katı 12a olacak. Asla yazamadım 12'ye. Sileyim şunu. Silemedim. Evet. 12a olacak. Hop. Sorularımız var. Yetiştiği kadarını çözeriz. Yani süre içerisinde. 2a ile 3'ün çarpımı 6a'ydı. 2 katından 12a dedik. 3'ün karesinden de ne gelecek? 9. Bakın burada 4a kare var. Burada da 4a kare var. Sonra eksi deyip kutu çarpı a dediği için kutunun kesinlikle önünde eksi olduğu için ve bunun da eksi olduğu için 12 olduğunu görüyorum. Üçgende ne? 9. Bize toplamını soruyor. 21. Kolay bir soru. Bunu da geçtim. Evet, basic bir problem sorusu. Bir sınıftaki öğrencilerin her biri, her bir sınıf arkadaşına bir hediye almış. Tüm hediyeler x kare eksi x taneymiş. Ve bu sınıfın öğrencisi olan Ali'nin aldığı hediye sayısı x eksi 1 taneymiş. Buna göre sınıf mevcudu diye soruluyor. Bir saniye hemen okuyacağım. Konunun başında çok kısa aslında karelerini söylemiştim ama şöyle. İki kare farkı demek. Hemen tekrar özetleyelim. Şöyle bir de şunu da diyelim. Bir dakika hepsini tek tek yazayım sonra yazamıyorum. Üç çeşit özdeşliğimiz var arkadaşlar. Bu üç çeşit özdeşliği bilmek gerekiyor. Sadece bu konu için bu üç tane özdeşliği bilmek gerekiyor. A kare eksi b kare ifadesini görüyorsanız buradaki a sayısı ile b sayısını bir çıkarıyoruz. Bir de topluyoruz. Sonra da bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Ya da a artı b ifadesinin karesini görürseniz bu da a artı b'nin iki kere yazılıp çarpılmasından oluşur demiştim. Bununla bunun çarpımı a kare dedim. Bununla bunun çarpımı AB. Bununla bunun çarpımı yine AB. Bununla da bunun çarpımı B kare. A, B'ler benzer terimler olduğu için toplarsınız. A kare artı 2 tane AB artı B kare oluyor. Aynı şekilde A eksi B kare ifadesinde de A eksi B'yi 2 kere yazıp çarparsanız bunların çarpımı ne geliyor? A kare. Bunların çarpımı A ile eksi B'nin çarpımı olduğu için eksi AB. Bunların çarpımı bu da A ile eksi B'nin çarpımı, bu da eksi AB. Eksi B ile eksi B'nin çarpımı artı B kare. Bunlar benzer terimler. 2 tane eksi AB olduğu için A kare eksi 2 AB artı B kare diye yazıyorsunuz. Şu üçünü bilerek yazıyorum şu anda. Tamam mı? Ona göre seçiyorum. Şimdi soldaki bir problem mantığı. Şimdi bir sınıftaki öğrencilerin diyor her biri. Evet, orada A ile B birer sayılar, yani her sayı olabilir, bir tam sayı olabilir, bir rasyonel sayı olabilir, bir irrasyonel sayı olabilir, yani kareköklü bir ifade olabilir, üretebiliriz. Şimdi soruya geçiyorum artık. Bir sınıftaki öğrencilerin evet her biri her bir sınıf arkadaşına hediye alıyor. Mesela bu şu demek, Mesela 9 öğrenci var. Geçtim. 9 öğrenci var. Bu 9 öğrenciden biri olayım ben. Bu 9 öğrenciden biriysem ben, kendime hediye almayacağıma göre o zaman bana ne kadar hediye geliyor? 8 hediye. Öyle değil mi? Her bir kişiye kendisi dışında kalan sayıdaki öğrenci kadar aslında hediye geliyor. Mesela ben 9 öğrenciden biri olduğum için geriye 8 öğrenci kalıyor. O 8 öğrenciden hediye aldığım için 8 hediye alıyorum. Mantık bu. Şimdi Ali de ben olayım. Bu neymiş? X-1 tane hediye alıyormuş. X-1 tane hediye alıyor. Kendisi dışındakilerden hediye aldığı için kendisi bunu eksik tutacak. Çok özür dilerim. Şimdi devam ediyorum. Tekrar söyleyeyim son söylediğim şeyi. Mesela 9 öğrenci olsun. Kendisi dışındaki herkesten hediye aldığı için kendim dışında 8 öğrenci var. Demek ki 8 hediye alacağım. Şimdi bu Ali de x-1 tane hediye almış. Ali'yi de eklersen Ali bir kişi olduğu için x artı 1 ve -1 oldu. x-1 tane hediye var. x-1 tane kendisi dışında öğrenci var. Ali'yi de oraya eklersen x-1 artı 1 öğrenci oluyor. Eksi 1 ile artı 1 götürdü zaten. O zaman x tane öğrenci var demek bu. Şimdi soldaki soruda aslında şunu söylüyor. Sınıf mevcudu ne? Ama ondan önce bize tüm hediyelerin sayısını vermişler. Şimdi ben bir kişiyim. Bu 9 öğrenci arasındaki bir kişiyim. Ve bana 8 hediye verdi. Benim dışında mesela bir arkadaşım olsun Merve. Merve de kendisi dışındaki herkesten hediye aldığı için o da 8 tane hediye alacak. Peki başka birisi olsun Mehmet olsun mesela o. Kendisi dışındakilerden hediye aldığı için o da 8. Yani tüm öğrenciler 8'er hediye alıyor ve 9 öğrenci olduğu için 9 kere 8'den ortada 72 hediye var. 9 çarpı 8. Yani öğrenci sayısıyla ne yapıyorum? Hediye sayısını çarpıyorum. Buradaki öğrenci sayısı da x, hediye sayısı da x-1. Çarptığımda x kare, x de -1'i çarptığımda eksi x geliyor. Yani toplamdaki hediye sayısı az önceki 72 gibi. Bu sınıfta bize kaç tane öğrenci var demişti. Zaten 2 tane öğrenci olduğunu söyledik. x-1 hediye varsa kendisi de dahil olduğu için x artı 1 geliyor yanına. -1 ile birbirini götürüyor. Evet. Anlamayan sorabilir. Bir sonraki soruya geçeceğim çünkü. Kendimizi dahil ettik sadece ekstra olarak. Şimdi bir masanın üzerine aşağıdaki gibi birbirine eş 4 tane dikdörtgen servis yerleştirilmiş. X'ti cevap. X öğrenci var demiştik. 4 tane servis yerleştirilmiş. Bir servisin kenar uzunlukları B ve 4B santim. Yani bunlar dikdörtgen şeklinde olduğu için kısa kenarı B, uzun kenarı ne olacak? 4B. Kare şeklindeki masanın yüzeyinin bir kenar uzunluğu A'ymış. Yani şuradaki bir kenar A uzunluğuna sahip. Buna göre masanın kare şeklindeki yüzeyinde servisler dışında kalan bölgenin alanı santimetre kare cinsinden hangisiyle özdeş diyor? Şimdi bak, ben şunu ve şunu çıkardığımda tüm alanda benden istediği şeyi bulacağım. Çünkü servisler dışında masanın üzerindeki alanı soruyor bana. Şimdi masanın alanı ne diye bakalım önce. Masanın bir kenarı A ve masada kare şeklinde olduğu için masanın alanı ne olacak? A kare. Ki servislerin alanına, yani 4 tane servis var. Bir tane servis için bakıyorum. Bir servis dikdörtgen şeklinde, dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarının çarpımından bulunuyor. Yani B ile 4B'yi çarpmam lazım. Bu da 4B kare geliyor değil mi? B üzeri 1, B üzeri 1, B kare yapıyor. Peki kaç tane servis var? 4 tane servis var. O zaman 4 servis de bunun 4 katı yapmalı. 4B kareyi 4 ile çarparsam 16B kare olur. Yani bize masada servisler dışında ne kadar alan var derse masanın alanından bu 4 servisi çıkarmam lazım. Yani benden istediği bu 16B kareyi A kareden çıkar diye soruyor. Şimdi 2 tane karesel ifademiz var elimizde. Bunu hangi özdeşlikle bağdaştıracağız diye bakıyorum. Onları da bir hatırlayalım. Bir kere A artı B'nin karesi gibi bir ifademiz var. Fakat burada artı yok. Buna bakmaya gerek yok. A eksi B'nin karesi ifadesinde birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı var. Elimde öyle A çarpı B'li bir şey yok. Bu da yok. O zaman bunda A kare eksi B kareyi kullanacağım. Bu da neye eşitti? A eksi B'li A artı B'nin çarpımına. Peki buradaki A'lar ne? Şimdi onu düzenlemem lazım. Bu A kare eksi 16 B kare. 16 4'ün karesi olduğu için 4'ün karesi çarpı B kareyi ben 4B üzeri 2 diye düşünebilirim üslü ifadelerden. O zaman bu 4B'nin karesi diye yazılır. Şimdi 2 kare farkına dönüştü bakın elimizdeki ifade. O zaman birinci ile ikinciyi bir çıkaracağım bir toplayacağım. Yani A'dan bir 4B'yi çıkaracağım. Bir de A ile 4B'yi toplayacağım. Bunları çarpacağım. Cevabımız da C şıkkında. Tamam mıyız? Bu cebirsel ağırlıklı gelen bir konu. Evet, ben sadece problemsel olarak nereden geldiğini açıkladım özellikle. O yüzden direkt çarpanlarına bakmadım. Şimdi anlamayan varsa sorsun, yoksa devam edeceğim. Okey, bu da çok sık görebileceğiniz bir soru tipimiz. Şimdi soruda ne diyormuş? Şekil 1'de taban alanı bu olan kare şeklinde bir prizma var. Şimdi kare ise bana karenin alanını diyorsa bir kenarının karesi zaten alan. Bir kenarı ne diye bakacağım? Yani bu neyin karesi diye bakacağım. Değil mi aslında arkadaşlar? O zaman 9x kare artı 30x artı 25 yazdım. Bir kere 9x kare neyin karesi? 3x'i. 25 neyin karesi? 5'in. Acaba ortada da x olduğuna göre bu 3x artı 5'in mi karesi diye düşünüyorum hemen. Şimdi teyit edelim. Birincinin karesi neydi? 3x'in karesinden 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Birinci ile ikincinin çarpımı 15x. 2 katı da bak vermiş 30x. Artı ikincinin karesi yani 5'in karesinden ne? 25. O zaman bulduk. Yani birinci de söylenen alan ifadesi 3x artı 5'in karesi. Tekrar hatırlayalım. Bak buranın bir kenarı y ise alanı y kare oluyordu. Şimdi bana alan verilmiş bir şeyin karesi diye y'yi direkt nereye yazacağım? Kenara. O zaman buraya 3x artı 5'i yerleştiriyorum kare. Şimdi yeşil alan arttırmak amacıyla ne yapmışlar? Şekil 2'deki gibi havuzu küçültmüşler. Havuzun doldurulan kısmı da yine kare şeklindeymiş. Yani şuradaki eklenen ifadede, çim olarak eklenen ifadede yine neymiş? Kareymiş. Havuz küçüldüğünde yeşil alan bu kadar artmış. Yeşil alan kare ve alanı bana verilmiş ne kadar arttı. Şimdi ona bakalım. X kare artı 8x artı 16. X kare neyin karesi? Tabii ki de x'in. 16 neyin karesi? 4'ün. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı var. Neden? Bak x ile 4'ün çarpımı 4x, 2 katı da 8x. Demek ki bu toplam ifadesinin karesi. O zaman bu ifadede x artı 4'ün karesiymiş. Şimdi bak burada taradığım şu alan bir karenin alanı. Karenin alanı tekrar şu solda söylediğim gibi bir kenarının karesiydi. Bir şeyin karesi olarak verilmiş zaten. Demek ki buradaki kısım da x artı 4 alandaki değer bizi direkt bir kenara götürüyor. Şimdi bize neyi sormuş? A, B noktaları arasındaki uzaklık ne? Şimdi daha öncesinde şuradan şuraya kadarki kısım 3x artı 5'ti diye yazdık. Oradan biz şöyle bir ifadede şuradaki kısmı çıkardık. Buranın da ne olduğunu biliyoruz? X artı 4. O zaman A ile B'nin şu kısmına o 3x artı 5'ten o sonradan çıkardığımız kısmı çıkarırsak A ile B kalır. Yani x artı 4'ü çıkarırsak orası kalır. Çünkü daha önceden şöyle bir şekil Sonrasında burada A ile B kalıyor. Benim çıkardığım kısımda ne? X artı 4. Ama başlangıçta bunların hepsi neydi? 3x artı 5'ti. Yani tamamında o kısmı çıkararak o ifadeyi bulabilirim. A, B uzunluğu. Şimdi 3x'ten x çıkardım, 2x. 5'ten de 4'ü çıkar diyor, artı 1. O zaman kalan yer 2x artı 1 olur. Anlamayan tekrar sorabilir. Hepsi bir arkadaşlar karesel şekilde yazılması gereken sorular. Şimdi bunu da yapalım. Dikdörtgen biçimindeki kartonun eş parçaları sırasıyla sarı mavi sarı mavi diye boyanmış. Dördüncü kez maviye boyandığında boyasız kısmın alanı verilmiş. Başlangıçtaki kartonun çevre uzunluğunu soruyor bize. Şimdi ben de şekli aslında görsel olarak tamamlasam belki çok daha iyi anlaşılır. Bakın burası mavi. Sonra ne var? Sarı. Sonra tekrar ne var? Mavi. Sonra tekrar sarı var. Sonra tekrar mavi var. Şimdi dördüncü kez maviye boyadım mı? 1, 2, 3, 4. Şurada kalan alan neymiş? A kare artı 6, A artı 9. Değil mi? Şurada kalan alan. Şimdi o zaman o kalan alanı vermiş ya bana, oradan tahmin etmem lazım. O kalan alan arkadaşlar A kare artı 6A artı 9'du. Şimdi bunu çarpanlarının neymiş diye düşünüyorum. Bir kere A kare A'nın karesi. 9'da 3'ün karesi. Bunların toplamlarının karesi olur o zaman. Neden? Çünkü birincinin karesi var A kare. Artı diyor A ile 3'ün çarpımı 3A, 2 katıdan 6A verilmiş. Ve ikincinin karesi de 3'ün karesinden 9 olarak verilmiş. Demek ki burası A artı 3'ün karesi. Gördüğünüz gibi bir kenarda A artı 3 verilmiş. O zaman bir kere burası karesel bir bölgeymiş şurası. Tamam mı? A artı 3. Şimdi bize başlangıçtaki kartonun çevre uzunluğunu soruyor. Başlangıçtaki karton zaten gördüğünüz gibi boyanmamış halinde olur, boyanmış halde olur. Fark etmez çünkü aynı karton. Şimdi burası için sarı mavi bölgelerin kısa kenarlarına bakıyorum. Onlar da dikdörtgensel ifadeler. A, bak burada da A var. Burada A, burada A. Bunlar da aynı bölgeler olduğu için A. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane A'mız var. Bir de yandan ne geldi? A artı 3. Yani totalde 9A artı 3 bizim uzun kenarımız oldu. Şurası yani 9A artı 3. Kısa kenar zaten A artı 3 verilmiş. Bu kenar da A artı 3. Bize çevresini sorduğu için ne yapacağız? Her şeyi toplayacağız. 9A artı 3. A artı 3, 9A artı 3, artı A artı 3. Bize bunu soruyormuş. 9, 10, 19, 20 tane A oldu. 20A artı 3, 6, 9, 12 geldi. O zaman cevabımız ne oldu? Adana. Evet. Peki. Şimdi arkadaşlar tanıtım dersimiz efendim. Hemen bakıyorum Akçay. Matematik dersinin ücreti ne kadar? Onu bence sormanızı tavsiye ederim. Öyle bir paket oluyor mu bilmiyorum. Şöyle yönlendirebilirsin eğer arayıp soracaksa. Cansu Hoca'nın dersine katıldığında hem de %20 indirimli fiyat almış olacaksın. Sadece matematik paketi alabiliyorsam öyle bir seçeneğim var mı diye sor. Bence öyle çok daha faydalı olur. Dediğim gibi ücretler hakkında arkadaşlar bilgi sahibi değilim. Kısaca şöyle bir toparlayalım söylediklerimi. Sistemde arkadaşlar tüm derslerin, tüm konularının, ön hazırlık, konu anlatımı, konu özeti, soru çözümü videoları var. Soru çözümleri basic konudan, basic sorudan yine ağır yeni nesillere doğru devam eden soru tipleri var. Hatta bir tane soru vardı, hatta o da cebirsel ifadelerden de. Ekrandaki her yeri işlem yaparak anlatmıştım. Güzel bir soruydu. Öyle sorular var diyebilirim. Sistem bu şekilde ilerliyor ve sürekli arkadaşlar canlı dersleriniz var bir planlama şeklinde. İşte benim LGS ekibiyle mesela cumartesi ve pazar günleri ikişerden toplam 4 ders canlı dersim var. Önce dediğim gibi konuyu anlatıyorum canlı dersimde de. Ne, niye oluyor onlardan bahsediyorum. Ya da soru bize ne demek istiyor? Hangi soru tiplerinde hangi formülü kullanacağız, bunlardan bahsediyorum. Ondan sonra yine yeni nesil ve basic sorulardan ilerleyerek tıpkı videodakiler gibi devam ediyorum. Dediğim gibi hem elinizin altında tekes videoları oluyor ve hem de canlı derslerle sürekli bunları pekiştirmiş oluyorsunuz. Üstelik canlı derslere katılamasanız da o da zaten sisteme kaydoluyor. Yani sistemde elinizde sizin hem videolar oluyor hem de canlı dersler kayıtlı şekilde oluyor. Ve sistem dediğim gibi sürekli sizi denemeye tabi tutuyor. Konuyu unutmayın diye sürekli konuyla ilgili özetler, konu özetleri, konu tekrarları, konuya yönelik, unutmamanıza yönelik sorular yönlendiriyor ki onları çözmeden ilerleyemiyorsunuz sistemde. Ve sizin unutma sürenize bağlı olarak yönlendirdiği için bu sistem. Şunu da unutmayın ki mesela benim unutma sürem 28 günse 28 günün sonunda da yönlendirmiyor. O 28 günde sürekli karşıma çıkarıyor. Belki senin unutma süren bir hafta ve o bir hafta boyunca bir haftanın tamamında sana o konuyla ilgili soru yönlendiriyor. Bu şekilde sistemi özetleyebilirim. Dediğim gibi Cansu Börekçi ismiyle ararsanız da arkadaşlar %20 indirime sahip olacaksınız. Burada size basic dediğim gibi ortaya yakın ve basit arasında yeni nesiller ve basit sorulardan seçtim. Çok kısa da özdeşliklerini tekrar ettim. Aslında vaktimiz olsaydı çok daha yeni nesil vardı. Bunlar da onlara benzediği için endişe etmeyin. Neredeyse yakın sorularda hepsini öncesinden ekledim belki yetişmez diye. Size sınavınızda kaydı olursanız da olmasanız da şimdiden başarılar dilerim. O zaman dersi burada bitiriyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bol bol soru çözün. LGS'ye ancak bu şekilde başa çıkabiliriz. Derse devam etmek isterim ama normalde hani saat için bir şeyler... LGS için sınavınızda da başarılar dilerim. Evet, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.